Mamasın Barajı Aksaray ve Aksaraylılar için ayrı bir öneme sahip. Şehre 8 kilometre mesafede. Günübirlik piknik yapabileceğiniz çam ormanları, söğüt ağaçları, ırmak, dere kenarı, ayrıca yemek yiyebileceğiniz balık lokantalarının bulunduğu, balık tutabileceğiniz bir barajının olduğu harika bir mekan. Şehre çok yakın ve çok farklı aktiviteler gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet sevgili Aksaray Keşfet programı seyircileri, yeni bir bölümümüzde beraberiz. Bugünkü mekanımız Mamasın Barajı, Aksaray'ın içme suyunun kaynağı. Orada bir çamlık alandayız. Bu haftaki konumuz bıçak yapımı, kamp, doğa ile uğraşan kişilerin en keyif aldığı hobilerden biri. Bununla ilgili istedik ki hobi sahibi birini konuk edelim. Değerli dostum Serkan Kılcı bugünkü konuğumuz. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk Hakan. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? İyiydim. Teşekkürler. Evet sayın seyirciler, Serkan'la biz Hasan Dağı'nın başında, Tuz Gölü'nde, Ihlara Vadisi'nde sürekli birlikte olmaya alışıyoruz ama kamera karşısında ilk kez. Evet, biraz heyecan vardı. Serkan öğretmen, aynı zamanda çok keyifli hobileri var. Tanışmamız da bu bıçak hobisi sayesinde. Evet, bıçak hobisi. Bizatihi kendisinin öğrencisi olurum. Bıçak yapımı konusunda, deri dikimi işlemesi konusunda. Gerçekten emeğini, bilgisini esirgemeyen, paylaştıkça bilginin çoğaldığına inanan insanlardan biri. İnsan merak ediyor. Tabii seyircilerimiz de merak etmiştir. Bir öğretmen neden bıçak yapımı gibi, deri kılıf yapımı gibi hobilere sahip olur? Bir öğretmen gün içerisinde velileriyle, öğrencileriyle sürekli muhatap olduğu için, onlarla evet, iletişim halinde olduğu için, siz de öğretmensiniz, bu arada siz de bilirsiniz. Bu süreçte zihnen çok yorulur. Yorucu bir iş gerçekten. Emek isteyen, aynen, fedakarlık aynen, isteyen bir iş. Bu süreçte bu tarz hobiler insanı günün stresinden, yorgunluğundan, bunlardan uzaklaştırmak için bence en ideal şey. Evet. Ya gidip bir kapalı mekanda bir oyun oynamaktansa veya benzeri bilgisayar başında akşama kadar veya televizyon başında vakit geçirmektense bu tarz şeyler insanı hem zihnen hem bedenen geliştirdiğini düşünüyorum. Ben. Evet. Doğada bedenimizi geliştiriyoruz, ruhumuzu dinlendiriyoruz. Aynı şekilde bu tarz hobilerle uğraşarak zihnimizi dinlendiriyoruz, dinginliğimizi arttırıyoruz. Tabii bu iş hayatındaki verimi de etkiliyordur mutlaka. Tabii ki mutlaka. Yani dinlenmiş bir zihin, beden çalışma ortamında daha verimli olur her zaman. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta bazı şirketler bu tarz çalışanlarına farklı etkinlikler yaptırarak çalışma performanslarını arttırmaya çalışır. Sevgili seyirciler, şimdi bıçak dediğimiz zaman hayatında eline bıçak almayan kimse yoktur. Evdeki ev hanımından tutun, lokantadaki aşçıya, dağdaki kampçıya, ormandaki çobana, işte göldeki, denizdeki balıkçıya, hepimize ihtiyacı olan bir alet. Zamanında büyük bir teknolojiymiş insanlığın ilk zamanlarında ama şu an tabii mevcut şartlarda çok daha kolay, seri halde üretilebilen bir alet. Burada
Bıçağın en iyisi. Her işi yapan bıçak diye bir şey yok. Orada biraz bilgi verelim size. Kesinlikle yok. Yapacağınız işe göre mutfakta mı kullanacaksınız, kampta mı kullanacaksınız, ağaç mı yontacaksınız, et mi doğrayacaksınız, ekmek mi doğrayacaksınız? Buna göre bıçağınızın şekli, büyüklüğü, et kalınlığı deniyor, çeliğin kalınlığı, namlu, bıçağın uç kısmının uzunluğu, sapın kavisi, şekli değişiyor. Burada Türkiye'nin farklı yerlerinden ve Serkan'ın yaptığı bıçaklardan örnekler var. Mesela bu bıçağımız Sürmene'den gelmiş bir bıçak. Yine devam edelim. Eski Osmanlı zamanında kılıç yapan ustalarımızdan Babakale'den gelmiş bir bıçak. Boynuz sap. Yine yurt dışı efendim İskoçya'dan gelmiş bir Damaskus. Geyik boynuzu. Bu işe ilgisi olan kişiler için gerçekten çok geniş, büyük bir yelpaze. Yine bir farklılık olarak gösterelim. Pukko ağaç işlemede kullanılan, gördüğünüz gibi sap daha büyük, namlu daha küçük. Ağaç işlerinde, oymada, o tarz işlerde kullanılmak için yine Serkan'ın yapımı bir bıçak. Hatta burada ben sözü Serkan'a bırakayım, işin asıl ustası, piri. Bıçakla ilgili bilgi alalım. Sizin için kendisi bize özel bir bıçak yaptı. Bu bıçağı yaparken de sizin de ulaşabileceğiniz bir malzemeden başladı. Bir hızar testeresi. Yuvarlak testerelerden görüyorsunuz da bütün aşamalarıyla bize bir bıçak nasıl olur, nasıl yapılır? Şimdi Hakan'cığım, bu bıçağım benim öğretmenliklerden boş kalan zamanlarımda yaptığım, süreç olarak bir iki ayı bulan bir... İki ay? Aynen, iki ayı bulan bir bıçağım. Ya tabii biz bunu sonuçta ticari amaçlı yapmıyoruz. Ben bunu ne için yapıyorum? Keyif için yapıyorum. Zihnimi dinlendirmek için buradaki işlemeleri, buradaki işlemesi, bıçağın formu, işte kullanılan ahşap hepsini böyle tek tek, hani yaşlı ninelerimiz iğne oyası yapar, göz nurudur, tek tek inceler yapar. Bu da aynı onun gibi tek tek böyle başında durarak, saatlerini vererek boş zamanlarımızda iki aya yakın süreçte yaptığım bir yani bıçağım. Şu anki yüz ifadenden bile o iki ayda ne kadar keyif aldığını aynen anlayabiliyoruz. Yani bu çok keyif olarak yaptığım, elime aldığım zaman çok keyif aldığım bir bıçağım. Farklı çeliklerin birleşiminden oluşan özel bir çelik. Evet, peki şimdi sevgili seyirciler, sizin için yaptığımız bıçağa geçelim. Serkan ustamız başından sonuna kadar görüntüledik. Size aşamalarını kendisi anlatsın. Şimdi marangozların kullandığı daire testeremiz. Evet. Daire testeremize biz kendimiz bir şablon çizmiştik. Sonra bunu bir taşlama motoruyla veya uygun bir ekipmanla bıçak formuna getirdik. Bıçak formumuza getirdikten sonra şu görünen ağız kısmını açtık. Keskin değildi. Bu normal bıçağın açılık kısmı. Normal metalden hariç olan, yani sırt kısmından hariç olan içeri doğru açılık kısmı. Bu açılık kısmını makinemizde yaptık. Evet. Daha sonra ne yaptık? Bıçağımız çelik sertleştirilmesi lazım. Neden sertleştirilmesi lazım? Bıçak sert olur. Sertleştirmezsen normal bir demirden hiç farkı olmaz. Bunu kesmez, hiçbir şekilde ucu çabuk körelir. Aynen. Körelmesine kesin yamulur veya benzeri durumlar evet olur. Buna ısıl işlem yaptık.
Tabii üzerindeki ufak tefek çapakları, kirleri, pasları temizlemek için zımpara işlemlerini falan yaptık. Güzelce bıçağımızı temizledikten sonra uygun bir sap formunda uygun bir ağaç bulduk. Kullandığımız ağaç? Kullandığımız ağaç Afrika menşeli renge ağacı. Evet. Güzel sert bir ağaç. Peki yerli ağaçlardan kullanıyor musun? Yerli ağaçta şöyle söyleyeyim. Yerli ağaçta aslında dünyanın da bunu kabul ettiği Türk cevizi de bir şey var. Evet. Türk cevizi, mesela bu bıçakta kullandığımız Türk cevizi özellikle ceviz ağacının kök kısmına yakın yerlerinden. Hı hı. Daha böyle tabii kök kısmında yıllanmış olan bölümleri. Burada damar yapısı daha sert olur. Biz burada biraz daha suya dayanıklı olsun diye, doğada kullanırken herhangi bir problem yaşamayalım diye venge ağacı kullandık. Evet. Ha, bu alternatif olarak sentetik malzemeler de kullanılabilirdi. Ama biz doğal olsun diye ahşabı tercih ettik sandığı evet. Yaparken. Sapımızı yaptık. Formunu, bu formumuzu getirdik. Zımparayla düzeltmelerini yaptık. Ve en sonunda ormanda yeşillik bir alan, güzel bir alan bularak deri kılıfımızı diktik. Şu şekilde biz bunu belimize takarak kullanabiliriz. Evet. Bundan sonraki programlarımızda sevgili seyirciler, bol bol göreceğimiz bıçaklardan birisi. Bu doğa işleriyle uğraşıyorsanız kamp, kendinize güzel, taşıması kolay, yani çok büyük değil, taşıması kolay, aynı zamanda da dayanıklı, mümkünse çeliği sapın içerisinde devam eden yekpare gövdeli bıçaklar tavsiye ediyoruz. Buna da sağlam, güzel bir kılıf ve bundan sonra doğadaki sizin en güvenilir ve en iyi yardımcınız bıçağınızdır. Bıçağınız varsa hayatta kalırsınız. Şimdi istersen bunu bir yemekle deneyelim. Bir sucuklu melemen yapalım. Bakalım sucuğumuzu ince ince doğrayabiliyor muyuz? Domateslerimizi soyabiliyor muyuz? Evet. Orada bir test edelim. Thank you.
Evet, menemenimiz hazır, sucuklu menemenimiz. Bıçağımızı test ederek yaptığımız menemenimiz. Birazdan afiyetlice yiyeceğiz. Değerli Aksaraylılar, Aksaray Keşfet programı seyircileri, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Programımıza katılarak değer kattığı için sevgili dostum Serkan'a çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim her zaman. Bir sonraki bölümümüzde yeni bir macerada, Aksaray'ın yeni bir güzelliğinde tekrar görüşmek dileğiyle. Doğada kalın, doğayla kalın.